Herkese merhabalar arkadaşlar, Atak Dinamo Matematik Kampı'yla sizlerle birlikteyiz. Son konumuz artık kampın son günü. Denklem ve eşitsizlik iki konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, denklem ve eşitsizlik iki konusuyla sizlerle birlikteyiz. Kampımıza bakıyoruz ve de bugün günlerden perşembe... Yarın da hayırlı gün cuma arkadaşlar ve tebrikler kampı bitirdin. Cuma gün artık daha da kampımızı toparlayıp sen de ne yapabilirsin? Artık aktif dinlenmeden pasif dinlenmeye geçebilirsin arkadaşım. Çünkü ne yaptık? Yatak yapmadık, atak yaptık ve herkesin önüne bu kampla geçtik inşallah. Gördüğünüz gibi ödevlendirme sayfaları karşında ödevimizde yine söylemiş olduk. Dinamo kitabımızdan belirtilen sayfaları yapıyorsun arkadaşım ve çok güzel bir şekilde bitiriyorsun. Uzatmıyorum sözü fazla çünkü son gün artık sabırsızsınız biliyorum. Artık siz de bitirip soru çözüp tam yerine kadar okulda nereye kadar geldiysen Tonguç Akademi sana ne gösterdiyse oraya kadar yapıp bitirmek istiyorsun. Denklem ve eşitsizlik iki konusundayız. Bölme kurallarını bölme bilme kurallarını geçen gün bitirmemiştik. Son bir tane bırakmıştık. Aralarında asal pardon aralarında iki sayıdan her birine şurayı aralarında asalı unutmuştu arkadaşlar. Orayı yazalım. Aralarında asal iki sayıdan her birine bölünebilen bir sayı bu sayıların çarpımında bölünür. Tam tersi de doğrudur. Mesela 55 5 kere 11'dir aralarında asal. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? 55 sayısı. Bir sayı 55'e tam bölünüyorsa 5'e ve 11'e bölünüyordur. 5'e ve 11'e tam bölünüyorsa 55'e tam bölünüyordur. Yani bu cümle tersten de okunabilir. İki sayının çarpımına bölünen bir sayı o zaman nedir? Bu iki sayıya da tek tek bölünüyordur dedik. Bunları da söyleyebiliriz. İkisi de olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bunların 24'ün 3 ve 8 olduğunu... 36'nın 4 ve 9'lara bölünebildiğini görmek lazım. Yani sana 36'ya bölünüyor mu diye sorarsa, 36'dan kalan şu derse sen 4 ve 9'a göre ayırt edeceksin. Sonraki konumuz neydi? Ebob ekoktu. Bunun için ama asal çarpanları ayırmayı bilecektin. A sayısı ABC diye asal sayıların üssü X, Y, Z üstlerinde doğal sayı olduğu bir asal çarpanları ayırma modeline getirmen gerekiyordu. Bunu yapman gerekiyordu ve bunu yaparsan da ne oluyordu? Ebopla ekok rahat bulunabiliyordu. Ebop neydi? İki ya da daha fazla sayının en büyük ortak bölenleriydi. Evet, bu sayıların ortak bölenleri vardı ...veyahut da sayı ya da sayıların ne yapacaktın arkadaşım? Bunların ortak bölenlerinden en büyüğünü alacaktın. Bu arada ortak bölenler sayılardan eşit ya da küçüktür arkadaşlar. Unutmayalım ve bunun problemlerinde de bakın ne yapıyorduk? Bütünden parçaya giden problemler EBOB'du arkadaşım. EKOK'ta ne vardı? En küçük ortak kat. Evet, iki ya da daha fazla sayının ortak katları vardı ama sen ne istiyordun? Bu ortak katların sonsuza kadar ortak katların en küçüğünü istiyordun. Ve burada da parçadan bütüne gitme olayı vardı arkadaşım problemlerinde. Ona dikkat edecektin. Ve EBOB ve EKOK'un özellikleri vardı. Bu özelliklerde arkadaşım neydi? Ne demiştik biraz önce? Küçük sayıya eşit olabilir EBOB ya da daha küçüktür. ECOG da büyük sayıya eşit olabilir ya da daha büyüktür dedik. Bunu da söylemiş olalım. Ve de en klas kurallardan birisi EBOB ile çarpımı sayıların çarpımına eşitti. İki sayı aralarında asalsa EBOB'u birdi. O zaman nedir arkadaşım? İki sayının çarpımı ECOG'a eşitti. Ve de arkadaşlar çok önemli bir mevzu. EBOB'um benim A ise iki sayının EBOB'u A ise ortak katları bunların A vardır en büyük ve M'de de aralarında asaldır. Neden? M, N aralarında asal olmazsa oradan da bir ortak gelir. O zaman EBOB A değil A'dan fazla bir sayı olmuş olur. Sakın bunu kaçırmıyorsun, unutmuyorsun. Periyodik problemlerde de arkadaşlar periyodun neyse ona bölüyorsun ve kalan senin o kalana göre de hareket ettiğinde... Sana cevabı veriyor. Soru üzerinden daha iyi anlatacağım. Mesela şöyle söyleyebiliriz. 3 saatte bir sen ilaç içiyorsan arkadaşım ilk ilacını bir değiştiysen hop 3 saat sonra 4 olacak. 3 saat sonra 7 olacak. 3 saat sonra 10 olacak. Bakın 10 dördüncü senin ilacındır. Peki dördüncü ilaçta kaç tane 3 geçecek? Gördüğün gibi 3 tane 3 geçiyor. O zaman ona göre hareket ediyorsun. Veyahut da onu 3'e bölüyorsun. Kalan bir Demek ki diyorsun ki ha ilk birden başlıyor. 3 daha 4, 7, 10 diye gidiyor. 3 tane ara geçmiş 4 tane ilaç almışım diyorsun. Bunun gibi durumlar var. Sorun üzerinden dediğim gibi göstereceğim. Hiç canını sıkma. Keyfini bozma. Ekoklar, eboplar periyodik problemin içine gelebiliyor. %90 ekok oluyor orası. Ona dikkat edeceğiz ve vakit kaybetmeyelim. Başlayalım sorularımıza. İlk sorumuz Dinamo kitabımızdan Sayfa 95 soru 3 arkadaşlar. Biliyorsunuz kampımız neydi? Kampımız en güzel ve yeni sorularla doğru ve dinamik çalış. Neyle? Dinamo 9. soru bankasından dedik ve başladık. Rakamları birbirinden farklı. 5 basamaklı 4A56B sayısının 15 ile bölümünden kalan 14. Oba! Bir dakika şimdi 15'e bölümü kalan 14. A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi hemen soruyu çözülen taktiğime bakmam lazım. 15 aralarında asal iki sayıya parçalanır. Peki 15 aralarında asal hangi iki sayı arkadaşlar? Zaten başka şansım yok. 3 ile 5. Kalan bu iki sayıya göre yeniden bulunur. Yine bulunur. Nasıl? Bakın 15'e bölümünden kalan 14'tü ya. Bir sayının 3'e bölümünden kalan 14 olamaz. O zaman ne yapıyorsun? 14'ü 3'e bir daha bölüyorsun. Hop burada ne oluyor? Kalan 2 oluyor. Bak 5'e göre bölüyorsun. Hop ne oluyor? Kalan 4 oluyor. İşte bu. Bu büyük sayılara bölmede tek sıkıntı kalanın bu ikisinden daha büyük olması. O sıkıntıyı da çok kolay yaşıyorsun. Hemen pataküte ayırıp yapıyorsun. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi ilk önce demek ki bu sayı 5'e bölününce kalan 4'müş. O zaman 4A56 0 olsaydı tam bölünecekti. 4 fazlasını yazdım. 4A 5 6 ne diyorum arkadaşım? 5 olsaydı sonu tam bölünecekti. 4 kalan varsa o zaman burası 9'dur. Hop Cingöz Recai burayı unutma sakın. Rakamları birbirinden farklı dediği için o zaman benim birler basamağım 4 olmaz. Çünkü burada 10 binler basamağım da 4. Burayı atladım geçtim. O zaman sayımım bu. Peki 3'e bölümünden kalan 2 ise arkadaşım bunların hepsini topluyorduk. Topla bakalım ne çıkıyor. 4 5 daha 9. Bak bu zaten 3'ün bir katı. 6, 3'ün bir katı. 9, 3'ün bir katı. 3'ün katı, 3'ün katı, 3'ün katı bunları toplarsan hepsi zaten 3'ün katıdır. İstiyorsan topla. 9, 6 daha 15. 5 daha 20. 4 daha 24. Sizden ricam 3'e ve 9'a bölünmelerde lütfen 9 olan, 9'a bölünmelerde 9 olursa 9'ları silin. 3'e bölünmelerde 3 veya 3'ün katı olursa sil. Mesela 9, hop sil. 6, hop sil. 4 ile 5, 9, hop sil. Bunlar ne yaptı? Birbirini götürdü. Sıfır kaldı. Kalan sıfır. Şu an itibariyle kalan sıfır. O zaman ne yapacağım? Ben buraya 2 yazabilirim. Ne yazabilirim başka? 3 fazlası 5 yazabilirim. 3 fazlası 8 yazabilirim. Rakamlar farklı diyordu. 2 koyarsam bir sıkıntı olmaz. Ama 5 koyarsam rakamlar aynı olacağı için 5 olmaz arkadaşım. O zaman 2 ile 8 olur. Toplamları da 10 dedim. Ve ilk sorumu çok güzeldi tatlı bir şekilde bitirmiş oldum arkadaşım. Güzel, hoş bir soruydu. Geçtik. Şimdi kitapların kallavi sorularından birine geldik arkadaşlar. X bir asal sayıymış ve de 2X artı 468 bölü X ifadesinin sonucu bir tam sayıymış. Yani şu ifade tam sayıymış. Bu şartları sağlayan X sayılarının toplamı kaçtır diyor. Arkadaşım bakar mısın soruya? Ya hocam birden başlarsak 1, bir, biri koy. 2x artı bilmem bir şey. Ya bu ne arkadaşım? Bir koyamam zaten asal diyormuş. Bak x asal diyor. 2'yi koy. Acaba oluyor mu? Ya böyle deneyerek olmaz zaten. Niye biz bu kampı yaptık? Sen daha ileri git. Daha atak yap. Daha da herkesin önüne geçtiği her şeyi bil diye yaptık. O zaman hemen çözdüren taktiğe bakıyorum. Bak arkadaşım unutma. Matematikte ilkokulda gördüğüm, ilkokuldan bildiğim ama sonrasında tersten bilmem gereken çok önemli bir kural var. O da ne? A bölü A artı B bölü A tabanlar aynı, paydalar aynı olduğu için ne yapılacaktı? Toplama işlemi olduğu için A artı B değil. Peki böyle yazılan bir şey ne olacak o zaman? İki ayrı parçaya bölünür. Niye? Çünkü A bölü A birdir zaten. Uzatma arkadaşım. Buna göre bak. Peki bunun cevabı tam sayıysa e burası bir tam sayı. E bu da cevap da tam sayıysa o zaman demek ki bu kısmın da tam olması gerekiyor. He, o zaman ben ne yapacağım? B bölü A'nın tam sayı durumlarını inceleyeceğim. Asal çarpanlarına bakıp. Çünkü ne diyordu? X asal sayı diyordu. Ona göre patlatacağım. Hemen o zaman ayıralım şurayı. 2x bölü x artı 468 bölü x. E bak x'ler gitti. 2 artı 468 bölü x'in cevabı neymiş arkadaşım? Bir tam sayıymış. O zaman tam sayıysa buranın da tam sayı olması lazım. Hemen 468'i bir asal çarpanlarına ayıralım. Biraz kazmaca bir sayı. 2'ye böldün 234 oldu. Tamam. Bir daha 2'ye böldüm. 134'ü bölersem 17 oldu. Çok dikkat. 117 3'ün bir katı. Hatta ve hatta 9'un bir katı ama ben 3'ün katı olduğu için yazayım. Çünkü 9'un da tam katı. O zaman 3'e bölersem ne oldu? Bakın 120 olsaydı 40'tı. Bir eksiği 39 oldu. Bir daha 3'e böldüm 13 oldu. Bir daha 13'e böldüm 1 oldu. Bak şimdi güzel arkadaşım. Bak bize ne diyordu? Buranın tam sayı olduğunu söylüyordu. Ve de x'in asal olduğunu söylüyordu. O zaman demek ki x ne yapar? 2 olup burayı tam sayı yapabilir. 2 olur. Bak 4 olmaz. 4 asal değil. Bir daha 2 yazamam. O zaman 3 olur. Çünkü 3'e bölersem burası tam sayıdır. Bir de arkadaşım 13 olur. O zaman 13'e bölersen de burası da tam sayı olur. O zaman çok güzel hallettim. X sayıların toplamı nedir diyordu? 2 artı 3 artı 13'ten dolayı ne etti? 15, 18 olmuş oldu arkadaşlar. Yine çok güzel bir sayı. Asal çarpanlar sorusu müthiş bir soruydu. Ve de şu olayı lütfen unutmayın. Bakın ben bunu çok önemsiyorum. ÖSYM de çok önemsiyor. Üniversite sınavında biraz daha hafif karıştırıp Temeli bu olan sorular soruyor aklında olsun. Geldik bir başka soruya. Bir çiçekçi çiçekleri dörder dörder dizerse 2. Beşer beşer dizerse 3. Yedişer yedişer dizerse 5 çiçek artıyormuş. Bir dakika ya. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Bir çiçekçinin elinde çiçekler var. Dörder dörder diziyor. Peki kaç kere diziyor bunu? K defa dizsin ama elinde iki çiçek artıyor. Devam ediyorum. Beşer beşer dizerse bu sefer ne oluyor? Hop 3 çiçek artıyor. Yedişer yedişer dizerse bakın farklı bir sayı. 7 çarpı ne? 7 Yedi, yedişer yedişer diziyorum ve elimde 5 tane artıyor. Allah Allah. Peki bu adamın kaç tane çiçeği var? Biraz karışık gibi ama tabii ki de çözdüren taktik bize yardımcı olacak. Bak şimdi arkadaşım. A sayısı 4x, 5y, 7z ise A sayısı 4 5 7'nin ekokunun bir katıdır. Unutma sakın 4 5 7'nin ekokunun bir katıdır. Niye? Çünkü öyle bir sayı düşün ki 4'e bölünüyor, 5'e bölünüyor, 7'ye bölünüyor ya da 4'ün bir katı, 5'in bir katı, 7'nin bir katı. O zaman en küçük ekoktur. Yani bunların ortak bir katıdır. Ama en küçüğü ekoku yani. Devam edelim. E hocam sen bunu söylüyorsun ama soru bunu vermiş. Ne yapacağız? İşte arkadaşım sana farklı tarzda güzel bir soru gösterdik. O da şu. Gördüğün gibi burada fazlalıklar var. O zaman ben burada gördüğüm gibi hep böyle çarpım durumunda bir sayıya getirmem lazım. Ve birazcık böyle soruya ciddi bakınca buraya 2 eklesem 4K artı 4. Buraya 2 eklesem 5M artı 5. Buraya 2 eklesem 7N artı 7. He, o zaman bak her tarafa tabii ki de bu tarafa da ben ne yapıyorum? Hemen 2 ekliyorum. Her tarafa 2 ekliyorum. Her tarafa 2 ekliyorum. Eklersen bak ne oluyor biliyor musun? Ç artı 2 eşittir. 4 parantezinde K artı 1. 5 parantezinde M artı 1. 7 parantezinde N artı 1 oluyor. Şimdi bir dakika. Burada 4'ün bir katı var. Burada 5'in bir katı var. Burada 7'nin bir katı var. O zaman arkadaşım Ç artı K Ç artı 2 dediğim şey 4'ün 5'in ve 7'nin bir ekokudur. Bu sayılar aralarında asıl oldukları için arkadaşlar hemen 4 çarpı 5 çarpı 7 olduğunu görüyorum. 4 kere 5 20. 7 ile çarparsam 140 oldu. Ve 140'ın bir katı demiştim sana. O zaman buraya küçük bir K yazabilirim şey küçük bir A yazabilirim. Ne demek istiyorum? Bu çiçekler iki fazlası 140 olabilir. 140'ın bir katı da olabilir. Hangisi olursa. Ve soruda bana diyor ki 400'den 400'den çiçek sayısı 400'den fazla ise en az kaçtır diyor. Bakın 400'den fazlaymış. E 400'den fazlaysa o zaman Ç artı 2 2 katı 180, 280 3 katı 420 <laughs> Demek ki iki fazlası neymiş? 420'miş. O zaman ne oldu arkadaşım? Bu adamın çiçekleri neymiş? 418 taneymiş dedim. Ve sorumu bitirdim. Bakın 5'e bölünce 3 kalanı veriyor. 4'e bölünce 2 kalanını veriyor. Çünkü son iki basamak 16. 16'nın 2 fazlası o zaman 2 kalanı veriyor. 7'ye bölersem de 350. 350 tam bölünür. Geriye 68 kalır. 63 tam bölünür. Geriye de 5 kalır. Bakın 7'ye bölünme kuralına da uyuyor. Süper çözdük. Süper taktiklerle yaptık. Bunları da sakın unutmayın. Şu katekullelere gelmeyin. Hemen sayı ekleyip çıkartırsanız çok rahat bu moda gelir sayılar dedik geçtik. Geldik bir başka sorumuza. X pozitif bir tam sayı olmak üzere ve X aynı zamanda pozitif demesine de gerek yoktu. Çünkü 1 ile 160 arasındaymış. Bize diyor ki Ebob x virgül 72 12 olduğuna göre x kaç farklı değer alır diyor arkadaşım. Biz ne demiştik biraz önce arkadaşlar? Çok dikkat. x eşittir. Burası 12 ise 12 çarpı k 72 eşittir nedir arkadaşım? 12 çarpı m ve ne demiştik? Bu k ile m aralarında asal demiştik. Aralarında asal demiştik. Asal. Aralarında asal olması gerekiyor demiştik bunlara. Aralarında asal olması gerekiyorsa bu arada Çince yazdım. İnşallah Çince biliyorsunuzdur, okuyabiliyorsunuzdur burayı. K ile M aralarında asal olması lazım demiştim. Ve bu 12 ise X 12'nin kesin bir katı. 72 de 12'nin bir katı demiştik. Ve buradaki yanlarındaki sayılar da aralarında asal olacaktı. E bir dakika hocam. 72'nin yanındaki sayıyı sen biliyorsun. 6. He, o zaman K'nın ne olabileceğini yazalım. X eşittir 12 çarpı K'dan dolayı bir kere K 1 olabilir. Neden? Çünkü aralarında asaldır. K 2 olamaz. 6 ile aralarında asal. 3 olamaz. 4 olamaz. Bir kere K 5 olabilir. Çünkü 6 ile 5 aralarında asaldır. 6 olamaz. 6 6 aralarında asal değildir. 7 olabilir. 8 olamaz. 9 olamaz. 10 olamaz. Çünkü 8'de ne oluyor? 2 var ortak. 9'da 3 var ortak. 10'da 2 var ortak. 11 olabilir. 11 olabilir. 11 olabilir. Devam ediyorum. 12 olamaz. 13 olabilir. 14 olamaz. 15 de olamaz. Zaten uzatma arkadaşım. Çünkü niye? 12 kere 3 156. Demek ki buraya kadarmış. X kaç farklı değer alır? 1, 2, 3, 4, 5. Hocam siz K'yı buldunuz. K ne kadar alırsa X de o kadar alır arkadaşım. Unutma. Zaten 12 kere 3 12 kere 13 156 156 da benim son rakamımdır. Son sayımdır. Rakam değildir. Rakamlar 0'dan sıfırdan 9'a kadardı. O yüzden 156'yı yazdım. 12'den başlayıp 156'ya kadar sayılar aldılar. Toplam kaç tane? 5 tane dedim ve olayı bitirdim arkadaşım. Çok güzel bir soru. Çok cin bir soru. Bu arada soruyu çözülen taktiği yapmadık. Çünkü taktiği ben sana söyledim. EBOB'da ne vardı? A ise bir şey. M A ile N A oluyordu. Ve de M ile N aralarında nasıl olacaktı? Sakın bu olayı unutma arkadaşım. Gördün EBOB'u bir sayı eşit. Hemen buna göre yapıyorsun dedim. Geçtiğim. Şimdi geldim problemleri. Bir problemim var. iki problemim var. Bir tane de yine periyodik problemim var. Sonrasında da dersimi bitiriyorum arkadaşım. Kenarları 45 metre ve 27 metre olan Dikdörtgen biçiminde bir arazinin etrafına eşit aralıklarla ne yapılıyor arkadaşım? Direk dikiliyor. Ve bu direkleri dikerken arkadaşım en az kaç direk gerekiyor? Etrafına dikeceğim. Köşeleri ne diyor? Arazinin köşeleri etrafına eşit aralıklarla yani kenarlarına, köşeleri de dahil olmak üzere kenarlarına dikeceğim. Ne yapacağım ama eşit aralıklarla en az istiyorum. Yani buradaki bütünü parçalara ayıracak mıyım? Bütünü parçalara ayırıyorum. Bak bütünü parçalara ayırıyorum. Bütün parçaya ayrılırsa neydi? EBOB değil miydi? O zaman bana ne lazım? EBOB 45'e 27. 27 ile 45'in EBOB'u gözle görülüyor. İkisi de 9'a tam bölünüyor. O zaman 9'dur. Peki, 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 peki. Soruyu çözdüren taktiğimi açtığımda ne görüyorum? Bir problem görüyorsan ve problem bütünden parçaysa orada EBOB'u kullanacaksın dedik. Peki nasıl kullanacağız? 45'e böldün. İşte burada tüm çevreyi de ilgilendirdiği için ikinci bir taktik buraya yazmadım ama ne yapacaksınız biliyorsunuz. Çevre bölü EBOB yaparsan cevabı bulursun. Çevre ne arkadaşım? 45 artı 27'nin 2 katı bölü 9. 45 artı 27 nedir? 72'dir. 72 çarpı 2 bölü 9. 9 kere 8 72'dir. O zaman 8 kere 2 de 16'dır dedim ve olayı bitirdim. İnanmıyorsan şöyle yapabilirsin bak. Buraya koydun, buraya koydun, buraya koydun. 9 kere 5 45 olduğu için burası, burası, burası 1, 2, 3, 4 ve 5 bakın buraları hallettik. E aşağıda da aynısından var bunların. 1, 2, 3, 4, 5. Burayı da hallettik. 5 Aralık 6 tane var burada. E tabii ki de şurada da gördüğün gibi burada da 3 tane olacak. O zaman bakarsan 6, 6, 12 2, 2, 4, 12, 12 4 daha, 16 oldu. Çok güzel bir soru. 2 tane taktik bütünden parçaya gidiyorsan EBOB ve de daha güzeli çevreyi istiyorsa senden çevre bölü EBOB yapmanda kısa yoldan soruyu çözür. Bak sayarak yaptım. Ama saymadan da hızlıca yapabilirsin. Geldik bir başka soruya. İki zilden biri 30 dakikada bir, diğeri 25 dakikada bir çalmaktadır. Saat 12.00'da ilk kez çalan bu saatler, dördüncü kez birlikte saat kaçta çalar diyor. Arkadaşım biri 30, biri 25. E, 30 çalan 30-30 gidiyor. Biri de 25-25 gidiyor. Ve ikisi aynı anda ilk kez 12'de çalıyor. Bir kere onu bir yazayım. Birinci olay... Saat 12 çift sıfırda. İkincisi ne zaman bilmiyorum. Adam üçüncüyü de sormuyor bana. Adam dördüncüyü sormuş. Bu kadar. Bu kadar. Ve bu kadar vakit geçecek. Yani üç kere bunların ortak katı... aa bir dakika. Söylerken zaten ağzımdan çıktı. Problem sorusu varsa... Bu problemde küçük parçalardan büyük bir bütüne gidiyorsak... Yani katlarını alıyorsak biz orada ne kullanacağız? Ekok kullanacağız arkadaşım. O zaman hemen bakıyorum. 30 ile 25'in ekoku ne ola ki? Hatta şöyle yazalım. Ekoku ne ola ki? Düşünürsek hemen şöyle de yazabiliriz. Fark etmez. 30 ile 25'i hemen 5'e bölelim. Burası 6, burası 5. E zaten ortak katları yok. O zaman hızlıca 6 ile 5'e böldüm. Gördüğün gibi 30, 150. Demek ki bunlar 150 dakika sonra bir kere daha çalacaklar. O zaman 150 dakika sonra bir kere. E 150 dakika sonra bir kere. E 150 dakika sonra bir kere. O zaman ne yapacaklar bunlar toplam? 450 dakika sonra bir kere daha çalacaklar. Hocam 4 çarpmayacak mıydın? Hayır arkadaşım. İlk kez zaten birinci kez 12'de çaldılar. Dördüncü kez diyor. Bir 150, 250, 350 geçecek. O zaman ne oldu? 350 değil tabii. 3 tane 150 geçecek arkadaşlar. 3 tane 150 geçerse 450 dakika eder. Peki 450 dakika nedir? 60'a bölersen 7 saat 30 dakikadır. Çünkü 420 420 nedir? 7 saattir. Peki geriye 30 dakika kalıyor. Onu da halletmiş olduk. Peki saat 12 ise 7 saat eklersen 19 30 olmuş olur benim saatim. İkisi birlikte 19.30'da bir daha çalacaklarmış. Sanki periyodik sorusu gibi. Evet, periyodik sorularına benziyor. Hatta periyodik de kabul edebilirsin ama asıl buradaki mevzu ekoktur. Unutma aklında kalsın. Zaten konu söylemiştik. Daha çok ekoktan yapılır periyodik sorularda. Evet, geldik kampımızın son sorusuna arkadaşlar ve ÖSYM sorusuna benzer bir soruyla karşındayız arkadaşım. Zaten Soruyu çözdüren taktikte elimizde yardımcı olacak. Bakalım nasıl bir yardımcı olacak? İlk önce soruyu okuyalım. Bir ışık tabelası A'dan başlayarak aşağıdaki sistemde yanmaktadır ve sürekli devam etmektedir. A B C D E F G F E D C B A B C D E F G F E D C B A B A B C bak buraya geliyor A'ya A'dan sonra bir daha A yanmıyor. Bir daha B yanıyor. Böyle devam ediyor. Uzatmayalım. Yani A, B, C, D, E, F, G B, E bilmem bir şey diye devam ediyor. Ha, güzel. Bana diyor ki 2021. sırada yanan lambanın harfi nedir? Şimdi arkadaşım adam buraya yazmış. Ben bir daha buraya tek tek yazmayayım. Şimdi taktiğimizi bilirsek olayı rahat yaparız. Biraz karışık gibi gözüküyor. Ne ile başladıysan Yine ona geldiğinde periyot odur. Hemen ne diyor bana? Ne anlatmaya çalışıyor? A, B, C, D, E, F, G F, E D C B A Bak ne ile başladıysan yine ona geldiğinde periyot odur. Yani bu, bu kalıp bir daha bir daha bir daha yapılacak. Bu kalıp bir daha bir daha bir daha yapılacak. O zaman burası nedir arkadaşım? Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. O zaman 12'ye böleceksin. Kalanın 1 ise o zaman A'dır. Kalanın 2 ise B'dir. 3 ise C'dir. 4 ise budur. 5 ise budur. 6 ise 7 ise 8 ise 9 ise 10 ise 11 ise ve 12 ise yani 12'ye böldün tam çıkıyorsa o zaman cevabın nedir? Kalan sıfır ya da 12. sıradaki B'dir diyeceksin. O zaman devam edelim. Periyodu bulduk. Periyot 12'li. Çünkü neyle başladıysam ona geldim A'ya. O zaman bu sistem böyle böyle devam edecek. Bak yine A ile başladı. Yine A ile devam edecek. Peki nerede bitecek? 2021. sırayı soruyor. Sayı periyoda bölünür ve kalan çözümdür. Arkadaşım 2021 yılındayız. Böl 12'ye bir kere var. 12 çıktı. 8 kaldı. 821. 82'de ne var? 7 kere olsa 84'lü. 6 kere var. Hop 72. Çıkarttın 101. Arkadaşım 8 kere var. Neden? 96. Çıkarttın. Kalanı buraya büyük olarak yazmak istiyorum. Kalanın 5 olmuş oldu arkadaşım. Çok güzel bir şekilde kalanın kaç olduğunu bulduk. Normal bakkal bölmesi yaptık ve işi çözdük. O zaman neymiş benim 200, 2021. sıradaki lambam? Neymiş? 5. sıradakiymiş dedim. Ne yaptık? Periyodu bulduk. İstenine böldük. Bu periyotta herkesin sırası belli. O sayıya böldüğümde kalan benim yerimi verir. İşte 5. sıradaki de E dedim. Ve bu olayı da süper bir şekilde bitirmiş oldum. Ve kampı da Müthiş bir şekilde bitirdik. Arkadaşlar yani e, şu an ben Tonguç Akademi'de size ders anlatıyorum. Bizler sizlere bunları sunuyoruz diye söylemiyorum. Gerçekten de 9 gün tatilde e, yatabilirsiniz tabii ki de. Dinlenebilirsiniz bu sizin hakkınız. Ama her zaman başarılar yatarak olmuyor. Kim yatarak iyidir? Sadece karpuz. Sadece karpuz yattığı yerden büyür. Başka da kimse yatarak büyüyemez arkadaşım. O yüzden biz de yatmak yerine atağa tercih, et, tercih ettik ve de bu kampımızı çok güzel bir şekilde yaptık. Yarın bir kampa göz at, son sorularına bak, konuları bir neler yaptığını kafanda canlandır, ne olduğunu bil ve de güzel cuma gününde de kampı bitirdiğini fark et. Ne yaptın? Tatilin 9 gününün 4'ünde... dört buçuğunda hatta çok güzel bir şekilde, verimli bir şekilde çalışmış oldun. Dinamo kitabından Lütfen ödevlerini bitir. Hatta ve hatta ikinci dönemde ödevlendirmeleri takip et. Oradan da bitirmiş olacağız. Arkadaşlar çok sözü daha da uzatmaya gerek yok. Güzel bir kamptı bitirdik. Takip ettiğin için teşekkürler. İnşallah yararlı olmuştur dedik. Ve işte karşında ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Hafiften kazık bir soru yaptım. X 3K, Y 4K dersen yürürsün. Ortakları K, ekokları da neyi sana kalmış bırakıyorum onu da. Arkadaşlar cevapları yoruma kesinlikle bekliyorum. Kamp hakkındaki yorumlarını da yaz. Bunlar bizim için çok iyi. Çok güç sana sonrasında da yönlendirmeyi senin için yeni kamplar yapmayı tercih edeceğiz veya da ona göre hareket edeceğiz. Yorumlara kampa, kampı değerlendir. Cevapları yaz. Like butonunu kırmayı unutma. En önemlisi de sizleri sevdiğimi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derslerde görüşürüz.